Merhaba arkadaşlar. Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi'nin TR kabul puanı belli oldu. Eğer bu ilimize bakarsak Türkiye'nin güneyinde şu kırmızı işaretli turistik bir ilimiz. Şimdi takvime bakalım. 24 Haziran ile 7 Temmuz arasında birinci tercih demiş bakın burada. Sonra bakın ikinci var. Üçüncü var mı? Yok. Bir ve iki var herhalde. Evet böyle baktığımız zaman ee, bu tarihler arasında başvuru yapıyorsunuz. Sonra e, hangi bölümü kazandığınızı 10 Temmuz hemen 3 gün sonra size açıklıyor. Daha sonra da 29 Temmuz ile 2 Ağustos arasında kesin kayıt tarihleri var. Tabii ki burada en önemli şey kesin kayıtta bazı üniversiteler hemen bu yaz döneminde işte istenen evraklar neyse onu istiyor. Kim üniversitesi ise bazı üniversiteler çok az üniversitede bir ön kayıt yapıyorsunuz. Yani evrakları bilgisayar sistemine online olarak yüklüyorsunuz. Daha sonra asıllarını belli bir tarihe kadar getirmesini isteyebiliyorlar. Buna iyi dikkat edin. Şimdi demek ki 24 Haziran veya 7 Temmuz arası başvurular var. Peki bunlar belli olduğu size bir süre tanıyor. Bakın daha sonra ikinci yerleştirme için tabii ki boş kalan kontenjanları ilan ediyor ve tekrar bakın bir başvuru alıyor. Bazı üniversiteler başvuru bir kere alıyor ve daha sonra yedek liste belirliyor, oradan çağırıyor. Evet her üniversite farklı farklı iyi takip etmek gerekiyor. Gerçekten bu teriyos puanıyla başvuran arkadaşların gerek bölüm, gerek tercih seçimi, işte bu tarihler, işte boş kalan kontenjanların takibi ciddi bir yani bu ne diyelim Haziran sonu, Temmuz, Ağustos'ta çok dikkatli olmaları lazım. Yine danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bu şekilde daha sonra bunların belli belli oluyor. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler daha sonra Eylül'ün başında da bunların kesin kayıtları yapılıyor. Şimdi önce bakalım puanlarımıza. Bu üniversitemiz sadece TR YÖS sınav sonucuyla öğrenci alıyor. Şurada B kısmında ise bakın açıklama yapıyor zaten burada Ale, Yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup burada Kıbrıs diyelim ona kısaca. Kıbrıs'ta ikamet eden ve lisenin tamamını burada bitiren öğrenciler için de GCAL sınav sonucuna göre bakın ek lisedeki bekleyen kontenjanlara bunlar için ayrı bir kontenjan belirlemiş ve en az ikisine başvuran yani en az ikisine başvuran adaylarla ilgili olmak üzere çünkü bu sınav sonucunda iki veya üç farklı dört farklı sınava girebiliyor öğrenci ve en az ikisinden ne diyor üzere 3 A seviyesi dersinin en az ikisinden en düşük A notu almış olma şartı var. Evet gece alevler arkadaşlar bunu da verirler. Misin TRS'e bakalım. Evet TRS'e baktığımız zaman da bakın Tüm fakülteler lisans 4 yıllık bölümler için bakın minimum 280 puan istiyor tıp ve diş hekimliği hariç. 280 ve daha yukarı puanımız varsa tıp bölümü ve diş hekimliği hariç bütün bölümlere 4 yıllıklara başvuru yapabiliyorsunuz. Tıp için en az 460 puan yani 460 puan ve daha yukarı diş hekimliği için de en az 420 veya daha yukarı puanımız varsa başvuru yapabiliyorsunuz ön lisans dediğimiz iki yıllık bölümler içinde yani meslek yüksek okullarının programları bölümler içinde en düşük 240 puan istiyor. 240 puan ve daha yukarı puanınız varsa bu üniversiteye başvuru yapıyorsunuz. Tabii üniversitelerin birçoğunda özel yetenek ile alınan programlar var. Bunlar için de 280 veya daha yukarı puan istiyor bu üniversitemiz. Evet bu puanlara eğer sahipseniz buraya başvuru yapabilirsiniz. Peki bir de kontenjanlara bakalım. Evet kontenjanlar da belli oldu. Bakın sol tarafta biraz daha şöyle büyütsek olur mu? Evet oldu herhalde. Bazen tam olmuyor, bazen oluyor. Bakın hatta bak hatta bunu dosyası olarak da indirebiliyorsunuz. Bu da ben internetten açtım fark etmez. Diş hekimliği için bakın 10 kişilik kontenjan ama tabii puan kaçtı. Diş hekimliği için 420 puandı unutmayalım. Evet diğer tüm bölümler için de neydi puanımız? 200 lisans için 280 puan ve daha yukarı puan varsa eğer bu 4 yıllık tüm bölümlere diş hekimliği tıp hariç biliyorsunuz başvurabiliyorsunuz. 280 ve daha yukarı olacak. Bakın Edebiyat Fakültesi'nin birçok bölümü var burada. Farklı farklı bölümler ve farklı farklı kontenjanlar var psikoloji çok meşhur için bu çok isteniyor. Çok soruyor arkadaşlar. Özel durum yok. Sadece o yüzden buraya iki kontenjan verdiğini söylüyorum. Diğer bölümlerde bakın coğrafya 8, felsefe 2, tarih 2, tarih 5 pardon. Bunun gibi gidiyor. Sonra eğitim fakültesinin öğretmenlik bölümleri var. Evet hepsine 2-2 vermiş. Özel eğitim öğretmeni için bir. Bir de Türkçe öğretmeni 8 kişilik kontenjan vermiş. Fen fakültesinin temel bilimler var. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi bakın. Hepsine 4-4-4 vermiş. Matematiğe 2. Uzay bilimler, teknoloji evet burada çok az yerde var. Bakın çok az üniversitede var yani. 4 tane kontenjan vermiş. Güzel Sanatlar Fakültesi var. Hemşire, hemşirelik bölümü var. Bakın 8 kişilik. Hukuk var 10 kişilik. Sonra iktisat işletme gibi maliye gibi bölümler var bakın. Yine 4-4 vatanda 2-2 vermiş. Şurada 3 kişilik kontenjan vermiş. İlahiyat mesela 2 kişilik kontenjan vermiş. İleştirim fakültesinin bölümleri ikişer kişilik. Yine dencelik işletmeleri yönetimi. Yine çok az değerli olan bir e, ne diyelim bölüm veya program. Bakın bir kişilik kontenjan vermiş. Hemşirelik iki tabak tarafı bu kumuzdur arkadaşlar. Bu Maravgat'ta bunlar ilçeleri bazı üniversitelerin ilçelerinde de fakülte olduğunu görüyorsunuz. Yani bunlar dört yıllık bölüm. Yani lisans bölümü. Bakın Manavgat'ta bakın turizm fakültesi var ve bakın şu bölümler var. Hepsine ikişer kişilik kontenjan vermiş. Şu dört dörtte bunun toplam öğrenim süresini gösteriyor. Yani 4 yıllık lisans bölümü olduğunu gösteriyor. Bakın mimarlık, iç mimarlık, pedacımallığı var burada. Bakın ikişer kişilik iç mimarlık yine çok az yerde var devlet üniversitelerinde bakın 5 kişilik kontenjan vermiş. Şehir bölge planlama 2 kişilik vermiş. Mühendislik bölümleri için bakın 3 5 farklı kontenjanlar vermiş. Bilgisayar mühendisliği nedir bu İngilizce diye yüzde yüz İngilizce olduğunu gösteriyor. Bu. Burada yazmışsa eğer tüm derslerin İngilizce olduğu üç kişilik kontenjanı vermiş. Etiket yönelik mühendisliği ve çevre mühendisliği on diğer bölümlere dağılıyor. Sonra sağlık bilimleri fakültesi var. İşte beslenme fizyoterapi gibi 1 2 2 2 vermiş. Yine bakın Selçuk ilçesi oradaki bölümler 2 3. Su mühendisliği yine çok az yerde vardır. Bakın 4 kişilik kontenjan vermiş. Tıp için 15 kişilik kontenjan vermiş. Yine bakın kendi merkezde yani Antalya'daki Tuzun fakültesinin bölümleri yine 2 kişiler. kişiler. bilimler ve evet bazı üniversitelerde uygulamalı bilimler fakültesini de görmekteyiz. Burada da yine bakın farklı farklı bölümler var. İkişer kişilik. Sonra zat fakültesinin bölümleri var. Bakın birçok bölüm var. Farklı farklı kontenjanlar okumayacağım hepsini vermiş diyoruz. Evet. Öğrenim ücretleri birçok üniversitenin belli olmadı. Onları da belki ne diyelim tercih yani son gününe kadar bırakırsanız belki o zaman belli olur. Çünkü bazı öğrenciler evet öğrenim ücretlerini göre de üniversiteyi tercih etmek isteyebiliyor. Ee, ama henüz daha birçok üniversitenin belli olmadı. Onu da söylemek isterim. Şöyle bakarsak tekrar en bu sene arkadaşlar. Takvime 24 Haziran da başladı. 7 Temmuz'da bitiyor. Saat belirtmemiş. Sizin hetmara karşı saat 16'ya kadar, hadi en geç 17'ye kadar bitirirseniz eğer tavsiye ederim. Çünkü bazı üniversiteler yani 23 9 yazıyor ama bazı üniversiteler yazmıyor bizim tavsiyemiz en geç 17 veya 16'da bitirmeniz işlemleri. Evet, eğer Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmek istiyorsanız, başvuru yapmak istiyorsanız hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.